Artık trigonometriye geçtiysek bir şeyler değişmiştir. Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugün trigonometriye ilk adımı atıyoruz. 6. haftamızdayız. İlk dersimiz sevgili arkadaşlarım trigonometri. Trigonometriye farklı bir şekilde sevgili arkadaşlarım başlayacağım. Normal şartlar altında müfredatın birazcık farklı versiyonuyla başlayacağım. Aklınızda bulunsun. Ve trigonometride önemli olan tek şey üçgen arkadaşlar. Üçgene hakimsen yani yüzde seksen yüzde yetmiş hakimsen diyelim trigonometriyi halledebilirsin. Tabii ki bunun yanı sıra trigonometrik özdeşlikler çok önemli. Trigonometri ile alakalı verilen formüller çok değerli. Ama sen o kısımları zaten kolay bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Evet. Artık 6. haftamızda izledik ve böylelikle da neredeyse yarılamış vaziyete geleceğiz trigonometriye geçti trigonometriyi bitirdiğimiz takdirde arkadaşlarım hazırsanız pdf'iniz kaleminiz kitabınız çıktınız önünüzde ise ben de ekranda açıksam ki sevgili gençler bu en önemli kısmı videoyu beğendiysen ve abone de olduysan hadi hadi geçelim dersimize buyur bakalım Dedik ya trigonometriye geçtiysek bir şeylerin değişme zamanı gelmiştir diye arka planımızda sevgili arkadaşlarım değiştirdik. Böyle yeşilimsi biraz ama güzel de oldu bence. Yani farklılık her zaman iyidir değil mi? Tedbirli mekanda ferahlık vardır mı derler. Öyle bir şey. Evet dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları diyoruz arkadaşlar. Dik üçgende bir dar açı sabitken bu açının karşı dik kenar, komşu dik kenar ve hipotenüsünün birbirine oranı daima sabit olmak zorundadır. Yani açı sabitken ama. Yani sen x derecelik bir açı bulduysan bir dik üçgende tamam mı? Ee, o üçgenin kenarlarının oranı ne olursa olsun yani kenarları ne kadar uzun olursa ne kadar kısa olursa olsun hiç ama hiç fark etmez. Bunların mesela örnek veriyorum komşu dik kenarının karşı dik kenarının oranı bir üçgende neyse diğer üçgende de odur farklı bir üçgende de odur. Annenin babanın çizdiği üçgende de odur kardeşinin çizdiği üçgende de odur hiç meraklanma yeter ki açı sabit olsun. İşte biz bu oranlara özel oranlar çünkü yani düşünsene her üçgende aynı olan bir orandan bahsediyoruz. Dolayısıyla özel oranlar olduğu için artık bunların ismini trigonometrik oranlar diyeceğiz ve her birinin de farklı bir ismi olacak. Burada sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant ihtiyacımız olanlar. Bir tane dik üçgen düşünelim. Burada x derecelik açımız olsun. Bu x derecelik açıya göre sevgili arkadaşım, x derecelik açıya göre bunun Karşısı karşı dik kenar olarak, komşusu hemen yanındaki dik kenar, komşu dik kenar olarak ve tabii ki bir tane de hipotenüs olacak bu dik üçgenin. Eğer ki ben burada karşı dik kenarı hipotenüse oranlarsam sinüsü bulmuş olurum. Sinüs oranını bulmuş olurum. Ve sinüs x'i de bak karşı dik kenara burada b, komşu dik kenara a ve hipotenüse de c dedik. Bu olmak üzere sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüs yani b bölü c'dir. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Yani A bölü C'dir. Tanjant X karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Yani B bölü A'dır. Kotanjant tanjantın tam tersi komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olacak. Yani A bölü B'dir. Ve sekant ve kosekanta da bakacak olursak sevgili arkadaşlarım. Sekant hipotenüs bölü komşu dik kenar. Anam bu ne? Dur şimdi bekle. Hipotenüsü komşu dik kenara bölmüş. Biz başka bir yerde komşu dik kenarı da hipotenüse bölmüştük değil mi? O zaman bu sekant dediğimiz şey kosinüsün çarpımsal tersiymiş. Yani te takla atmış haliymiş. Ve kosekanta da baktığımız takdirde hipotenüsü karşı dik kenara bölmüşüz. Karşı dik kenarı hipotenüse böldüğümüz sinüs vardı. Demek ki da sinüsün çarpımsal tersiymiş. Tamam yani çok ilginç şeyler değil ama ilk defa görüyorsan ilginç gelebilir. Notumuzda da bunu söylüyoruz zaten. Sinüsün çarpma işlemine göre tersi sekant, kosekant, kosinüsün çarpma işlemine göre tersi de sekant olarak tanımlanmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi 30, 45 ve 60 derecenin trigonometrik oranlarına bir el atalım bakalım nelermiş. 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenine ihtiyacımız var bu kısımda. Eğer ki 30, 60, 90 üçgeninde ben 30'un karşısına 1 dersem 60'ın karşısı kök 3 oluyordu ve 90'ın karşısı da 2 oluyordu biliyorsun. 45 45 90 üçgende de 1 1 kök 2 demek yerine ben kök 2 kök 2 ve 2 demek istiyorum. Sevgili arkadaşlar sonuçta e, kurala sadık kaldığımız müddetçe her şey mübah değil mi? Sinüs 30. Şimdi sinüs neydi? Karşı dik kenarın hipotenüsü oranıydı. Demek ki sinüs 30 kaçmış arkadaşım? 1 bölü 2. Kosinüs 30 o da komşunun hipotenüs oranıydı. Dolayısıyla kök 3 bölü 2'dir. Tanjant 30 karşı bölü komşuydu. Yani 1 bölü kök 3. O 1 bölü kök ben kök 3 bölü 3 biçiminde yazmak istiyorum. Kotanjant 30 da sevgili arkadaşlar şunları silelim. 30'un kotanjantı da ne olacak? Komşu bölü karşı yani kök 3 bölü 1'den kök 3'tür diyeceğiz. Şimdi geldim kosinüs 60'a. Kosinüs 60 Komşu bölü hipotenüs yani 1 bölü 2 olacak. Sinüs 60 ise kök 3 bölü 2. Karşı bölü hipotenüs. Kotanjant 60 komşusu bölü karşısı yani 1 bölü kök 3'den kök 3 bölü 3'tür diyeceğim. Ve tan 60 da sevgili arkadaşlarım karşı bölü komşu olduğu için kök 3 bölü 1'den kök 3'tür dedik. Daha sonrasında hemen 45 45 90 üçgenine bakalım ve bir not yazdıralım artık. 45 45 90 üçgeninde sinüs 45 Karşı bölü hipotenüsten kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 45'te komşu bölü hipotenüsten o da kök 2 bölü 2'dir. Tanjant 45 ise sevgili arkadaşlarım karşı bölü komşu dememiz gerekiyor biliyorsunuz. Karşı dik kenar kök 2, komşusu kök 2. O zaman kök 2 bölü kök 2'den 1 ve kotanjant da komşu bölü karşı olduğu için o da kök 2 bölü kök 2'den 1 olacaktır. Şimdi buradaki notumuz ne? Şu. Dikkat ettiysen burada sin cos tan cot biçiminde ilerledim. Burada cos sin cot tan biçiminde ilerledim. Yani burada bir farklılık var. Daha düzgün görünsün diye sinüs 30, sinüs 60, sin 45 yazabilirdim ama yazmadım. Neden? Çünkü önemli olan onlar değil. Önemli olan şunlar. Bak 1 bölü 2'ye 1 bölü 2. Kök 3 bölü 2'ye kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 3'e kök 3 bölü 3. Kök 3'e kök 3. E tamam mükemmel. Hatta kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2. 1 ile 1. Tamam hoş hocam güzel de bunu neye göre bu şekilde yaptık? Şundan kaynaklı bak sinüs 30'la kosinüs 60 demek ki burada birbirine eşitmiş. Kos 30 ile sin 60 tan 30 ile kot 60 kot 30 ile tan 60. Bunlar birbirine eşit hatta sin 45 de kos 45 ve tan 45 de kot 45 birbirine eşit. Bunun sebebi İki açı eğer birbirinin tümleri ise yani birbirini 90'a tamamlıyorsa bu açıların sinüsleri kosinüsüne, kosinüsleri sinüsüne, tanjantları kotanjantına, kotanjantları tanjantına daima eşittir. Hatta bir şey değil mi? Sekantları da kosekantlarına eşittir. Burada birbirini 90'a tamamlaması önemli. Yani ben benim için bundan sonra sinüs 1 derece eşittir, kosinüs 89 derecedir de diyebilirim. Hatta tanjant 5 derece eşittir, kotanjant 85 derece de diyebilirim. Birbirini 90'a tamamlasın yeter güzel kardeşim. Tamam. Evet sağ üst tarafa doğru devam edelim. Birinci örneğimizi bir çözelim. Kalemimin ucu takılıyor. Umarım hayır alamettir. Örnek 1. X açısı dar açı olmak üzere. Tanjant x neymiş? 5 bölü 12. Buna göre cos x eksesin x, x bölü cot x soruluyor. Bu tarz sorularda ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Ne yapacağız? Hemen bir dik üçgen çizeceksiniz. Bu dik üçgende şurasına dik olsun diyelim ve bir tane de x derecelik açı gösteriyorsunuz. Tanjant x artık 5 bölü 12 olduğu bize verilmiş ya. O halde bunun karşısı 5'tir, komşusu 12'dir diyeceğiz. Hipotenüsü ne kalır? Tabii ki 13'ün ta kendisi kalır. Şimdi kosinüs x lazımdı bize. Komşu bölü hipotenüs yani 12 bölü 13. Güzel. Eksi sinüs x lazım bize. Karşı bölü hipotenüs yani 5 bölü 13. Bölü bir de kotanjant lazım. Ben kotanjantın zaten tanjantın çarpımsal tersi olduğunu az önce sol tarafta öğrendim. Buna göre 12 bölü 5'tir diyeceğiz biz kotanjantımıza. Şimdi üst tarafa bakacak olursak 12'den 5'i çıkardık. 7 bölü 13 bölü 12 bölü 5 geldi. Bunu da 7 bölü 13 çarpı 5 bölü 12 biçimde yazabiliriz. Üst taraf 35 ve alt tarafta 144, 12, 156 olması gerektiğini görürüz. Cevabımız 130, pardon 35 bölü 156'ymış dedik sevgili arkadaşım. Örnek 2. İkinci örnekte yine x'in bir dar olduğu dile getiriliyor. Ve sinüs x de bu sefer kök 6 bölü 3'müş. Buna göre kosinüsü, tanjantı, kotanjantı, sekantı ve kosekantı bul demiş. Şimdi kosinüs x'i bulacağız. Tanjant x'i bulacağız. Pekala kotanjant x'i bulacağız sekant x'i ve kosekant x'i bulacağız değil mi biz? Şöyle gösterelim. Şimdi bir tane dik üçgene ihtiyacımız var yine. Dolayısıyla bu dik üçgeni de şöyle çizi verelim arkadaşlar. Şurasına diktir dedik ve şurası da x olsun dedim. Sinüs x kök 6 bölü 3'müş. Yani karşısı kök 6 hipotenüsü 3'müş. Karşı bölü hipotenüs de sinüs. E şimdi 9 şunun karesi. 9'dan bunun karesi olan 6'yı çıkardım. 3 geldi demek ki burası da ne olacakmış? Kök 3. Şimdi kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O zaman kök 3 bölü 3 diyeceğiz. Kosinüs x'imiz kök 3 bölü 3 geldi. Tanjant x. Karşı bölü komşu. Kök 6'yı kök 3'e bölersem tabii ki de kök 2 gelir. Kotanjant x de bunun tam tersidir. 1 bölü kök 2. Yani kök 2 iki bölü 2'dir diyeceğiz. Ve sekant x'e bakacağız. Sekant x 1 bölü kosinüstü. Şunu ters çevirirsem 3 bölü kök üçten, kök 3 gelir. Ve kosekant'ta 1 bölü sin üstü şunu ters çevireceğim. Yani 3 bölü kök 6. Burayı da ben kök 6 ile genişletecek, genişletecek olursam 3 kök 6 bölü 6'dan kök 6 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Kosekant demek ki bunun da cevabı kök 6 bölü 2 olacakmış sevgili arkadaşlar. Yani burada hangi oranın isminin ne olduğunu biliyorsan hiçbir sıkıntı çekmezsin. Sadece ama sadece tek yaptığımız pisagor başka hiçbir halt yok. Tamam. Örnek 3. ABCD'nin bir kare olduğu, AC'nin köşegen olduğu, CE'nin de 2AE'ye eşit olduğunu söylemi söylemiş bize sinüs X kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle e, burada sinüs X sorulduğuna göre bu X'e ait bir dik üçgen gerekiyor bana. X'e ait dik üçgeni ben şu şekilde oluşturabilirim. Ama ondan önce şu eşitlik CE ve 2AE bunlar birbirine eşit ya. Şimdi demek ki CE, AE'nin iki katı e, şurası şurasının iki katı. E madem öyle ben ikiye bir diyebilirim. Bu arada e, trigonometri sorularında özellikle hiçbir şekil üzerine hiçbir sayı vermediyse o sayıları sen kendin kafandan verebilirsin. Tamam öyle k, a falan gibi değişken kullanmana hiç gerek yok. Şimdi ben buraya 2'ye bir diyebilirim ama şuradan dikindirdiğim zaman ikiye bölüneceği için rasyonel sayılarla yani kesirli sayılarla uğraşmak istemediğim için ben buraya 4, buraya 2 demek istiyorum. Daha sonrasında ben şunu tuttum şöyle çektim. Bizim köşegen uzunluğumuz ne oldu bu arada? 6 mı? E şimdi köşegen uzunluğumuz 6 ise ben buraya dik indirdiğim zaman burayı iki eşit parçaya böleceksem 3'e 3 diye bölmesi lazım. Demek ki buraya ne kalır? 1. Bak 3 artı 1'den 4'ü de verdi. O halde ben artık şunları sildim. Şuranın 2 olduğunu da ama unutmayalım. Pekala. Şimdi buradaki dikliği gördük. Burası 3'e 3'tü. E şimdi güzel kardeşim şurası 45 ise burası 45 olacak. Demek ki bunlar ikizkenar bak şu ikisi. O halde burası da nedir? 3'tür. E burası bir, burası 3 ise Pisagor'dan burası da 90 ise burası kaçtır? Kök 10'dur. Benden ne isteniyor? Sinüs x yani karşının hipotenüse oranı isteniyor. Demek ki cevabımız 3 bölü kök 10 olacak. Şıklarda bulamayız. Hangi halini buluruz? Kök 10 genişletilmiş halini. Payda da irrasyonel artık bırakmayalım. Alışkanlık yapalım bunu. 3 kök 10 bölü 10 bana cevabı verir sevgili gençler. Örnek 3'ü de çözdük. Devam ediyoruz örnek 4'te. ABC bir üçgen olarak verilmiş. Burası alfa, burası beta. O zaman burası da beta çünkü ikizkenar olduğunu görüyoruz. Alfa beta demiş. Sinüs alfa 12 bölü 13 olduğuna göre sekant beta kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şuranın beta olduğunu unutmayalım. Ee, X'in pardon alfanın 12 bölü 13 olduğunu biliyoruz sinüsünün. Demek ki alfaya ait bir dik açı lazım bana. O halde tuttum ben bunu bu şekilde çektim izninizle. Şurası da diktir dedim. Bu dikliği gösterdikten sonra sinüs alfa 12 bölü 13 müşe karşısına 12 hipotenüsüne yani 90'ın karşısına 13 diyebilirim. Burada 12 ve 13'ü gördüm. 90 derece o halde burası kaçtır? 5'tir. 5, 12, 13'ü yakaladık. Şu ikisi birbirine eşitse ve burası 13'te burası 5'te buraya ne kalır? Tabii ki 8 kalır. Çok güzel. Şimdi bizden istenen ne? Sekant beta. 8 var 12 var. 8'in karesi 64. 12'nin karesi 144. Ben bunları toplarsam eğer 208 gelir. Bu da bu da gençler. 4 kere 52 ama 4 çarpı 52 bir tane daha var orada 16 kere 13 çok güzel 16 kere 13 kök 208'i verir bize 16'yı dışarı çıkarırsam 4 kök 13 olacaktır demek ki burası da kaçmış 4 kök 13'müş şimdi bizden ne isteniyordu sekant beta sekant dediğimiz şey 1 bölü kosinüs değil miydi arkadaşlar demek ki ben kosinüsü bulup tersi vereceğim. buranın kosinüsü 8'in 4 kök 13'e oranıdır yani benden ne isteniyor o zaman? 4 kök 13'ün 8'e oranı isteniyor. Çünkü sekant istenmiş. sekant istenmiş. Ters çevirmem gerekiyor. 4 ile 8'i e sadeleştirdim. 2 geldi. Demek ki sekant beta kaçmış? Kök 13 bölü 2'nin ta kendisiymiş dedik. Evet dördüncü örneğimizi bu şekilde çözmüş olduk. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamla bir, bir diğer sayfaya geçmeden önce sayfamıza uzaktan bir bakış atalım. ...çalışılmış, net bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Umarım sizlerin de sayfası öyledir. Hatta sizin sayfalarınız daha güzeldir, kesin. Ben buna kalıbımı basarım yani. Örnek 5. ABC bir dik üçgen. ABAC yedik, AHBC yedik. AC bir birimmiş Yukarıda verilenlere göre BH uzunluğunun... ...yani şuradaki uzunluğun sevgili arkadaşlarım... ...X açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı nedir diye soruluyor. Şimdi aslına bakarsan zor bir soru. Ha şöyle düşündüğün zaman ama biz o kadar güzel çözeceğiz ki sana inanılmaz derecede basit gelecek. Şimdi iyi dinle beni. Şimdi burada x var. Trigonometrik oran istiyor buradaki uzunluğu. Buradaki x'i ben öyle güzel kullanmam lazım ki hem biri kullanacağım hem de buradaki ah veya h şeyi kullanabileyim. Bak ah'ı kullanacak olursam ben ah uzunluğunu eğer hipotenüse bölersem Bak x'in karşısını hipotenüsüne bölmüş oldum. Neyi bulurum? Sinüs x'i bulmuş olurum. E şimdi ah bölü 1 neydi? E ah o zaman ah uzunluğuna ben bundan böyle sinüs uzunluğu derim güzel kardeşim. Bak burası sinüs x'miş ah uzunluğu. E şimdi aynı şeyi hc uzunluğuna yapsam ya da ch uzunluğuna. ch'ı 1'e bölersem bu da komşu bölü hipotenüsü olduğu için bu da bana kosinüs x'i verecek. Demek ki CH uzunluğu benim için bundan sonra kosinüs x'miş. Bak burası da kosinüs x. Artık soruyu neredeyse bitirdik biliyor musun? Neden? Çünkü bak dikten dikilmiş. O halde sinüsün karesi eşittir kosinüs çarpı BH deme zamanı. Öklit yapıyorum yani. Sinüsün karesi sin kare x eşittir BH uzunluğu çarpı kosinüs x dedim. Buradan sevgili arkadaşlarım kosinüs x'i karşıya atarsam BH uzunluğumuz sin kare x sin kare x bölü kosinüs x olması gerektiğini tabii ki söyleyebilirim. Burada sinüsün kosinüs oranı tanjantı. Hadi AYT dersi olduğu için belirtebiliriz ama e, bilmeyen 11. sınıf öğrencilerim ilk defa dinleyen 11. sınıf öğrencilerim varsa onu da şöyle gösterelim. Sin x çarpı sin x ya sin kare x. Şöyle gösterelim. Şimdi ben burada sinüsün, sinüsün kosinüse oranının tanjant olduğunu biliyorum. O halde benim cevabım aslına bakarsan tanjant x çarpı sinüs x de olabilir. Yani şıklarımızda ya bu vardır ya da sin kare x bölü kos x vardır aklında bulunsun. Evet bu güzel soruyu da bu şekilde çözmüş olduk diyelim ve devam edelim örnek 6 ile. İyi bir şekilde dinliyorsun beni algılarını iyi açıyorsun ve pür dikkat dinle. Şekildeki şekil bir dönel koniymiş arkadaşlar. AB koni tabanının çapı AT ile BT 13'er birim. OT 12'ymiş yani koninin yüksekliği 12 birim. AC de 8 birimmiş. AC dediği yerde şurası arkadaşlar o da 8'miş. Pekala şimdi ne dedim dikkatli dinle. Bak burası 13 burası 13 koninin yan yüzeyi TC de koninin yan yüzeyi olduğu için burası da 13'tür. Ve dikkat ettiysen şurada bir diklik var e burası 12 burası 13 demek ki burası 5'miş. Bu 5 bulduğumuz şey ne? Aslına bakarsan 5 bulduğumuz şey koninin yarı çapı. Şimdi şurası 8'de unutmayalım. E koninin yarı çapı 5 çapı nedir? Yani çap dediğimiz yerde şurası arkadaşlar. Çap nedir? Tabii ki 10 olacaktır. Ha şu, şunu kullanalım şöyle 10 diyelim ya yani şuraya güzel oldu. Bunu da 10 diyelim. E şimdi dikkat ettiysen burada şöyle bir özellik var. Şöyle bir özellik var. Şimdi ben burada şurası çapken eğer ki çevre açı niyetine şuradan bir açı çizersem şu şekilde ve bu çevre açı çapı görüyorsa mutlak surette diktir. Çapı gören çevre açı diktir. Bak burada çapı gören bir açı var. ACB açısı. O zaman bu ACB açısı kesinlikle diktir. E şimdi dikte hipotenüs 10 bir dik kenar 8 o zaman diğer dik kenar 6'dır. Ve burada benden tanjant x isteniyor. Yani karşı bölü komşu 8 bölü 6 istenmiş. Yazdım. Artı tanjant y isteniyor de şurasıydı. Tanjant bak burası 5'ti. Karşı bölü komşudan 5 bölü 12 gelir. Hadi bunu 2 ile genişletelim. Genişlettiğim takdirde 16 artı 5'ten 21. Alt tarafta 12. Bunların ikisi de 3 ile sadeleşir. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 4. 7 bölü 4 bana cevabı verir mis gibi. Tamam. Bu kadar basitti. Evet arkadaşlarım. Trigonometri dersimizin, ilk dersimizin artık sonuna geldik diyebiliriz. Birbirinden güzel 6 tane örnek çözdük ve... Trigonometrik oranları tanıdık bu derste. Trigonometrik oran bizim için önemli. Trigonometrik özdeşlikler yani bir sonraki konu daha da önemli. Trigonometri biraz eski bir matematiktir arkadaşlar. Ciddi anlamda eskidir. Yani şu tarihin Mısır'a dayanıyor öyle düşünün. Eski olduğu için gündelik hayatta sanki kullanılmıyormuş gibi düşünülebilir ama günümüzde kullandığımız çoğu fonksiyona ışık tutan ee, bir matematik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iyi öğrenmekte fayda var. Trigonometri bilen adamdan zarar gelmez. Trigonometri bilen adam akıllı adamdır. Bunu sakın ha sakın unutmayın tamam mı? O yüzden bilelim biz bu trigonometriyi. Trigonometriyi sağlam bir şekilde öğren takdirde bak çok ciddiyim. Hayata bakış açın değişir. Bak yemin ederim. Hayata bakış açın değişir. O kadar eğlenceli, o kadar güzel ve o kadar ufuk açıcı bir ders ki. Ciddi anlamda öğrenmen sana çok büyük fayda sağlar. 2-2-4. S.M.L. Hoca dedi sana bunu. Bak bunu. 2-2-4. Çok ciddiyim. Büyük ufuklar açar. Yani sen ileride çözeceğin bir logaritma sorusunun içerisinde, dizi sorusunun içerisinde, türev, limit sorusunun içerisinde, vay efendime söyleyeyim integral sorusunun içerisinde bunları görebilirsin. Sıkıntı yok. Bizim için sınavda da mühim bir konu olabilir. Bu da ekstrem e, olay. Yani... Bunlar yüzünden bile sırf çok önemli bir konu. Ama bak ne diyorum çok da bağıntı kuramasan bile kafanda trigonometri öğrenirsen bak iyi öğrenirsen tamam mı trigonometriyi diğer konularda ufkun genişler. Ben sana bunu ben kaç yıllık matematikçiyim matematiğe aşığım matematiği seviyorum ben bunu söylüyorum bak sana. Eğer matematikte ufkun genişlesin istiyorsan trigonometriyi sağlam güzel bir şekilde öğren. Tamam mı? Buradan da daha önceki videolarda bir duyuru yapmıştım ama yine duyurusunu yapayım. Mert Hoca, Kenan Kara ile Geometri onlara da buradan fazlasıyla selamlar. Ve ben sevgili arkadaşlarım trigonometri fasikül çözümlerine başlıyoruz. F10 yayınları trigonometri fasikülünün çözümlerine başlayacağız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yakında da zaten onun da videoları yayınlanmaya başlar. O halde sonraki derste görüşelim diyelim. Ee, başka diyecek bir şeyim kaldı mı ya? Kalmadı. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.